Bir önceki videoda bir balonun içindeki havayı inceleyerek gazların basıncı hakkında konuşmuştuk. Kırmızı bir balonum var ve balonun ağzını da beyaz bir iple bağlıyorum. Bir önceki videodaki gözlemlerimizi kısaca özetleyecek olursak, balonun içindeki basıncın gaz parçacıklarının balonun iç yüzeyini çarpması sonucu ortaya çıktığını söylemiştik. Bunlar da balonun iç yüzeyine çarpmakta olan parçacıklar olsun hareket eden bu parçacıkların enerjilerinin de sıcaklık olarak ölçüldüğünü söylemiş ve sıcaklığın artmasıyla basıncın da arttığını eklemiştik. Sıcaklık arttığında tüm bu parçacıklar daha hızlı hareket edecekleri için aynen çok hızlı bir arabanın bir duvara toslaması gibi balonun iç yüzeyini çarptıklarında buraya daha fazla kuvvet uygulayarak basıncı arttıracaklar. Bu ilişkiyi matematiksel olarak ifade etmek istersek az önce de söylediğimiz gibi sıcaklık arttığında basınç da arttığı için basınç ve sıcaklığın doğru orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Buna ek olarak hacim azaldığında basıncın arttığını da görmüştük. Biraz açıklamam gerekirse bu parçacıkların dolaşacak daha az alanı olduğunda balonun iç yüzeyine daha çok çarpacaklar ve dolayısıyla basıncı artacak. Basınçla hacim arasındaki ilişkiyi matematiksel olarak ifade etmek istersek de basıncın hacimle ters orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Şu şekilde yazıyorum. Hacim azaldıkça basınç arttığı için basınç hacmin tersi yani 1 bölü hacimle orantılıdır. Son olarak bir de molü arttırdığımızda basıncın artacağını da söylemek istiyorum. Mol gazın parçacık sayısını verdiği için molün artması parçacık sayısının dolayısıyla da çarpışma sayısının artması anlamına geliyor. Basıncın n ile gösterilen molle de doğru orantılı olduğunu da not ediyorum. Şimdi teoriye karşın deneysel gözlemlerimize yani gözümüzle gördüğümüz gözlemlerimize bağlı olarak tüm bunları bir araya koyduğumuzda ortaya basıncın mol ve sıcaklıkla doğru, hacimle de ters orantılı olduğu bir ilişki çıkıyor. Bunu P orantılıdır N çarpı T bölü V olarak da yazabiliriz. Bu ilişkiye bir de sabit eklersem bir formül elde edebilirim. Bu sabite herhangi bir isim verebiliriz ama biz R diyeceğiz. Sabit kullandığımızda basınç eşittir R çarpı NT bölü V formülünü elde ediyoruz. İki tarafı V ile çarpınca da çok önemli ve adı ideal gaz denklemi olan PV eşittir NRT'yi buluyoruz. Evet, PV eşittir NRT ideal gaz denklemidir. Buraya da yazalım. Eğer siz de benim gibi meraklıysanız mavi ile yazdığım R'nin ne olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. R'nin nereden geldiğini bir sonraki videoda göstereceğim. Şimdilik bu denklemin ne kadar önemli ve derin bir denklem olduğuna ve bu denklemle neler yapabileceğimize odaklanmak istiyorum. Eğer parçacık sayısını hacim ve sıcaklığı biliyorsak basıncı, hatta parçacık sayısını hacim ve basıncı biliyorsak da sıcaklığı bulabiliriz. Harika değil mi? Bu arada bunun bütün ideal gazlar için geçerli olduğunu da eklemek istiyorum. Şu anda ideal gaz da ne ki diye sorduğunuzu duyar gibiyim üç koşula uyan gazlar ideal gazlardır. Birincisi gazın molekülleri arasında itme ve çekim kuvvetleri olmamasıdır. Moleküller arası kuvvetlerin olmaması, tüm kinetik enerjinin doğrudan basınca yönlendirildiği varsayımımızı desteklediği için önemlidir. Ve bir gazın ideal gaz olabilmesi için ilk koşuldur. İkinci koşulsa moleküllerin mikroskobik hacimleri olmaması yani moleküllerin nokta kütlelere sahip olup da hacimleri olmamasıdır. Bu koşulun önemli olmasının sebebi de denklemde mol ve hacmin doğru orantılı olmasıdır. Eğer parçacıkların yani moleküllerin hacimleri olsaydı gazın içinde bulunduğu kutu ya da kapalı yerin hacmi küçülürdü parçacıklar çok küçük oldukları için bunların nokta kütleler olduğunu varsayabiliyoruz. Evet, eğer bu ideal bir gazsa hacmi yoktur. Anlaştık mı? Üçüncü koşulsa çarpışmaların esnek olmasıyla alakalı. Çarpışmalar tamamen esnektir diye not ediyorum. Bunun sebebi de kinetik enerjinin çarpışmalar sırasında kaybolmadığını varsıyor olmamız. Bu üç koşula uyduktan sonra hiçbir gaz ideal olmamasına rağmen ideal gaz denklemi bizim çok iyi tahminler yapmamıza ve bir gaz başlangıç ve bitiş özelliklerinden bazılarını değiştirdiğimizde ne olduğu sorularına cevap vermemize yardımcı olur. Bir sonraki videoda ideal gaz sabiti yani R hakkında biraz daha detaya inip ideal gaz denkleminin bazı özelliklerinden bahsedeceğiz.